close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Arkadaşlar merhaba, benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün sahur için sizlere pankek tarifi vereceğim. Kolay, güzel, lezzetli bir tarif olacak. Malzemelerim 1,5 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı unumuz, 1 kabartma tozu, 1 vanilya, 1,5 silme yemek kaşığı şekerimiz ve 1 yumurtamız. Basit bir tarif arkadaşlar. Yapmaya başlayalım şimdi. Siz isterseniz bunu iki katına çıkarıp malzemelerini yapabilirsiniz. Şimdi şöyle yumurtamı koyuyorum. Şekerimi de alıyorum. Yumurtayla şekeri birazcık çırpacağım. Şimdi sütümü ve yağımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağından şöyle bir tatlı kaşığı kadar ayırın arkadaşlar. Tavamızı yağlamak için pişirirken kullanacağız. Bir kere daha çırpıyorum. Şimdi kuru malzemelerimi ilave ediyorum. Bir vanilya ve bir paket kabartma tozumu ilave ettim. Şimdi unumu dökeceğim. Yavaş yavaş unu ekleyerek karıştırmaya devam edeceğim. Kıvamına dikkat etmemiz gerekiyor. Kalan unumu da ilave ediyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde olacak. Çok fazla koyu olmaması gerekiyor. Böyle akışkan bir kıvamımız olması lazım. Size pankekle ilgili bir püf noktası vereyim arkadaşlar. Normalde krep hamurlarını falan önceden hazırlayıp bekletip daha sonra yapabilirsiniz. Ama pankek yaparken harcınızı bekletmeyin. Hemen yapmanız gerekiyor ve çırparken düşük derecede değil, yüksek derecede çırpın. Bekletmeden hemen pankeklerimizi yapalım. Ocağımı yakıyorum. Yüksek ateşte pişirmemeye dikkat edin. Tavam birazcık ısınınca şimdi sıvı yağımı döküyorum. Şöyle peçeteyle tavamıza sıvı yağımızı gezdirelim. Çok yağlı olmamasına dikkat edin. Bunu her pişirme aşamasında yapabilirsiniz. Tavanızda yağ eksildikçe. Evet arkadaşlar, şimdi pankeklerimizi tavamıza dökmeye başlayalım. Büyüklüğünü siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Yalnız ilk döktüğünüz pankekler istediğiniz gibi olmayabilir. Çünkü tavanın ısınması gerekiyor iyice. Gördüğünüz gibi hemen pişmeye başladılar. Pişmeye başladığını arkadaşlar şu üzerindeki göz göz olunca anlayabilirsiniz. O zaman pankeklerinizi çevirebilirsiniz. Diğer tarafını da 2 dakika pişirdiğinizde pankeklerinizi tavadan alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir tarafı pişti. Şimdi bunu çeviriyorum.
Çok güzel kızardılar. Çevirdiğinizde hemen kabarmaya başlayacaktır. Bu tarifi çocuklarınız da sever arkadaşlar. Bu şekilde harcımızın içine kakao katabilirsiniz. Şöyle arka tarafını da göstereyim sizlere. Kakaolu da yapabilirsiniz pankeklerinizi. Arasına krem şanti sürün. Çocuklarınız daha çok sevecektir. Sandviç şeklinde yapıp onlara yedirebilirsiniz. Sizlere verdiğim ölçü 2 kişiliktir arkadaşlar. Malzemeleri 2 katına çıkararak kendiniz çoğaltabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Tavaya döker dökmez hemen görüyorsunuz. Göz göz patlamaya başlıyor. Şöyle hemen çeviriyoruz. Şu şekilde. Çevirdiğinizde yerinden oynatmayın arkadaşlar. Altı hemen yapışıyor çünkü güzel bir şekilde kabarması için öylece kalsın. Diğer tarafının da yarım dakika kadar durması yeterli. Şöyle çevireyim. Bakın arkadaşlar arkası da çok güzel bir şekilde pişiyor. Bir tane de büyük yapalım arkadaşlar. Harcı fazla yapıp büyük büyük yaparak arasına çikolata ya da bal koyup yaş pasta gibi kesip servis de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pankeklerimizin sunumunu bu şekilde yaptık. Hepinize hayırlı sahurlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.